Merhaba sevgili seyirciler, Türkiye'nin bilgi yarışması 3'te 3 ile karşınızdayız. Büyük ödülümüz tam 500 bin lira. Yarışmacılarımız zorlandıkları sorularda Profesör Doktor Tufan Gündüz'den her zaman olduğu gibi yardım alacaklar. Hocam merhaba. Merhaba, büyük ödülümüz hazır. Yarışmacılarımız da hazırsa ben de onlara yardım etmeye hazırım. Hemen yarışmaya geçiyorum ve ilk yarışmacımızı davet ediyorum. Kerem Alptekin geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Merhaba Kerem Bey. Merhabalar. Tanıyalım sizi. İsmim Kerem Alptekin. 32 yaşındayım. Evliyim. Aslen Ankaralıyım ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Hazır bir şekilde geldim. Mesleğiniz? Özel bir firmada satış uzmanı olarak çalışıyorum. İhracatla ilgileniyorum. Çok mu heyecanlısınız yoksa? Çok değil aslında ama olması gerektiği kadar, öyle diyeyim. Keyfini çıkaracaksınız. Aynen öyle. Ne kadar kazanırım diyorsunuz? Her ne kadar, ya takip ediyorum programı tabii. Bazen ilk sorularda ya da ikinci, üçüncü soruda bile bilemediğim oldu tesadüf. Şansım yaver giderse 15 bin alırım diye düşünüyorum. Ama hani ödülden ziyade açıkçası hakikaten soruları görmek istiyorum. Biraz macera olacak benim için. Macerayı başlatalım. Macerayı başlatalım. İyi şanslar. Kendimi sınayacağım. Kerem Alptekin için 3'te 3 başlıyor. Açık denizlerde gemilere saldıran deniz haydutları genel olarak nasıl adlandırılır? A. Korsan, B. Avara, C. Lumbus. Denizcilikte biraz ilgim var açıkçası. A. Korsan, onu alıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Sıkı ve samimi arkadaş olanlar aralarından ne sızmadığını söylerler. A. Gaz, B. Petrol, C. Su. C. Su, onaylıyorum. Bakalım. Üçüncü sorudayız. Birinin kendi işini öğreterek yetiştirmeye başladığı acemi kimseye mecazen nasıl hitap edilir? A. Çömez, B. Usta, C. Kalfa. Burada Tufan Hocam'a döneyim, hem tanışmış olalım. Joker hakkım da var, kullanmak istiyorum. Peki, Tufan Hocam. Aslında Kerem Bey latife yapıyor. Yani bilmediğinden değil de bilmiyormuş gibi davranıyor. Tabii ki kalfa çıraklıktan sonra gelen bir ara dönem diyelim. Ben C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Cevabınız? Bu durumda A. Çömez, onaylıyorum. Bakalım. Korkacak bir şey yokmuş demek ki. İlk üçleme tamamlandı. İkincisine başlayalım mı acaba diye soracağım şimdi size. Tamam mı? Devam mı? Devam etmek istiyorum. Pekala. 5000 liralık üçlemede ilk sorunuzu okuyorum. Altı yarım, dört çeyrek altın kaç tam altın eder? A. 3, B. 4, C. 5. 6 yarım, 3 tam altın yapıyor. 4 çeyrekte bir tane. Dolayısıyla B, 4 demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin ikinci sorusundayız. Futbol efsanesi bir zamanların rekortmen golcüsü Pele'nin Brezilya milli takımında giydiği forma numarası kaçtır? A. 1, B. 5, C. 10. Pele tabii gerçek bir efsane. Dolayısıyla her zaman için belli bir rakamı hak ediyor. Tabii. Zaten o tipte futbolculara verilen de özel bir
numara var, forma numarası. Kendisine yakışan C10 numara demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ₺5.000 üçlemenin üçüncü sorusuna geldik. Bir sanat yapıtında yapıtı oluşturan öğelerin uyumlu ve estetik bir düzen içinde bir araya getirilmesine ne denir? A. Adaptasyon. B. Aliterasyon. C. Kompozisyon. Açıkçası B şıkkı aliterasyonun tam ne olduğunu hatırlayamadım. Veya bilmiyorum da diyebilirim. Adaptasyon biraz daha sanki genel bir kullanıma hitap ediyor. Bir şeyi adapte ederiz, uyum sağlatırız bir şeyi başka bir şeye. Genelde sanatta kompozisyonu daha çok kullanırlar. Hani biraz daha oluşumu çağrıştırdığı için en azından Türkçesi oluşturmadan. Yine de garantici olayım biraz. Yine Tufan Hocam'a döneyim. Joker'i kullanmak istiyorum. Evet hocam. Evet, aliterasyona eskiler seci derlerdi. Secili söz söylemek de edebiyatçıların böyle en çok arzuladığı, ustalığını gösterdiği yerlerdi. Seci ya da aliterasyon, seslerin birbirini ahenkli bir şekilde takip etmesi. Mesela Dede Korkut hikayelerinde geçer. Karşı yatan karlı karadağlar. Hep böyle birbirini takip eder. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Bu durumda C, kompozisyon demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız, ₺5.000 sizin. Yeni üçlemenin değeri ₺15.000. Tamam mı, devam mı? Burada durmak yakışmaz, devam. Devam. Evet, yeni üçleme başlarken bir joker hakkınız olduğunu da hatırlatıyorum. İlk sorunuzu okuyorum. Hangi film ya da film serisi müziğinde ıslık kullanılmamıştır? A. The Godfather. B. For a Few Dollars More. C. Kill Bill. For a Few Dollars More. Dolayısıyla orada meşhur bir ıslık kısmı vardı. Kill Bill'de keza yine filmin ana parçalarından bir tanesinde de yine bir ıslık solosu vardı. Hatta şarkının çoğu neredeyse ıslıktı. Godfather'da biraz daha enstrümantal. Hani söz yok, herhangi insan sesi yok. Biraz daha enstrümantal gidiyordu. Aslında üçü de sevdiğim filmler. Ama tabii Godfather'ın yeri biraz daha ayrı. Baba. Baba filminin. Bu arada sizin İngilizceniz iyi anladığım kadarıyla. Fena değil. Öyle mi? Ne okumuştunuz? Ben İngiltere'de okudum, Londra'da. Hem lisans hem yüksek lisansımı orada yaptım, uluslararası ilişkiler üzerine. Daha sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım. Türkiye çekti açıkçası beni birazcık daha. İyi yaptınız, vatanınıza döndünüz. Vatanımıza döndük, aynen öyle oldu. Soruya gelince A şıkkı demek istiyorum, The Godfather. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Çok güzel ilerliyorsunuz. 15.000'e sadece iki soru kaldı ve joker hakkınız var. Gelsin ikinci soru. Polisiye romanlara düşkün olan II. Abdülhamit'in hangi roman kahramanını maceralarını Türkçe'ye tercüme ettirdiği bilinmektedir. A. Kaptan Nemo. B. Matahari. C. Sherlock Holmes. Kaptan Nemo'yu hatırlayamadım açıkçası. Matahari sanırım bir kadın karakter yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Femme Fatale diye geçiyor eğer uydurmuyorsam. Muhtemelen dönemlerine baktığımızda 2. Abdülhamit 1800'lerin sonu, 19. yüzyılın sonu. Aşağı yukarı Sherlock Holmes'un da yazıldığı zamanlara denk geliyor muhtemelen. Joker hakkımı kullanmak istemiyorum açıkçası. Son soruya saklamak istiyorum ama
emin olmadığım bir soru olduğu için riske de etmek istemedim. Yani Tufan hocama dönmek istiyorum. Dönelim mi? Dönelim ya. Peki, dönelim. Hocam? Aslında böyle bir soruyla ben de karşılaştığımda Abdülhamit ve döneminde hangi eser yazılmış olabilir diye bakardım doğrudan. Böyle bakınca da A şıkkını elerdim tabii ki. Teşekkürler. Bu durumda çok emin olmamakla beraber biraz da hani tarih bilgisinden yola çıkarak aşağı yukarı aynı dönemlere geliyorlar sanırım. Sherlock Holmes demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? C şıkkı onaylıyorum. Başka çarem yok. Bakalım. ₺15.000'lık soruya geldik. Üçleme şimdi tamamlanacak. Bakalım, keşke kullanmasaydım Joker'im ama. Olsun, belki bildiğiniz yerden gelecektir. İnşallah. Tarih sahnesinden sorunuzu izleyelim mi? Tabii. Haydi. Korkmayın. Size bir zararım dokunmaz. Hayata veda edeli 650 yıldan fazla olmuştur sanırım. Ama yaşadıklarımı düşününce ölüm acılarımın sonu oldu. Ben Orta Çağ Avrupa'sında yaşadım. Orta Çağ karanlık denmesinin bir nedeni var. Büyük kıtlığı duydun mu? Peki ya yüzyıl savaşlarını bilir misin? Bize doğru yaklaşan illetin yanında bu söylediklerim hiçbir şeydi. Evet, bir illet. Bu illet Çin'de başlamış. Baykal Gölü'ne, sonra da Volga Nehri'ne sıçramış. Kimileri bize bu illeti Moğolların getirdiğini söyler. Kimileri ise Çin'den kürk taşıyan Asyalı tacirlerin. Asyalıların Ceneviz kolonisini kuşattıkları sırada bu illet yüzünden ölen askerlerini mancılıkla şehre attıklarını anlatanlar da var. Hangisi doğru bilmem. Bildiğim tek şey, ölüm bize adım adım yaklaşıyordu. En son gemiler Messina limanına yanaştığında gözlerimize inanamadık. Denizcilerin çoğu ölmüştü. Kalanlarsa tuhaf bir hastalık halindeydiler. Vücutlarında kocaman kara kara lekeler vardı. Belli ki uğursuzluk taşıyorlardı. Onları şehre sokmadan limandan def ettik. Ama çok geçti. Fareler çoktan bütün şehre dağılmışlardı. Ve her biri sırtındaki pirelerle evlerimize ölüm taşıyorlardı. Önce hayvanlarımız öldü. Sonra sıra ev sahiplerine geldi. Evlerimizden dışarı çıkamaz olmuştuk. Tarihteki İlk karantina yaşanıyordu. Hastalıktan korunmak için tütsüler yakıyorduk. Derimizdeki gözenekler açılmazsa bu illet vücudumuza giremez diye banyo yapmayı bırakmıştık. Kötü koku bütün Avrupa'yı sardı. Zengin, yoksul, asil, köle ayırt etmeksizin ölüm herkesin kapısını çalıyordu. Önce öksürürsün. Miden bulanır. Titremeye başlarsın. Uyuyamazsın. Nefes alamazsın. Vücudun cehennem azabıyla yanar, tutuşur. Sonra bedenini kara, kocaman lekeler kaplamaya başlar. Yaşarken çürürsün. Ve artık yaşamak için değil, ölmek için yalvarırsın Tanrı'ya. İnsanlar tanrıların bizi cezalandırdığını söylüyordu. Ama bunun bir nedeni olmalıydı. Papazlar Yahudileri suçladılar. Yahudilerin çoğu Ren Nehri'ne atıldı. Diri diri yakıldılar. Ama işe yaramadı. Sonra sıra cadılara geldi. Cadı diye masum insanlar katledildi. Sonra da kediler. Kedilerin, cadıların büyülü hayvanları olduğunu söylediler. Binlerce kedi yok edildi. Böylece fareler daha da hızla yayıldı. Bu illet yüzünden Avrupa'nın 1/3'ü öldü. Ama korku ölümden çok daha hızlı yayılır.
Cesetler sokaklara atılıyor, insanlar birbirlerinden kaçıyorlardı. Ne para ne de dostluk uğruna tabutları taşıyacak kimse bulunamıyordu. Doktorlar hastalıktan korunmak için uzun gagalı maskeler takıyorlardı. Sizler şimdi bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunacağınızı biliyorsunuz. Aşılar buluyorsunuz. Ama biz cahildik, bilgisizdik. Bu illet uğruna milyonlarca insanımızı kaybettik. Sahi, neydi bu illetin adı? Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Deride bıraktığı siyah leke ve şişliklerden dolayı kara ölüm olarak da adlandırılan bakteriyel hastalık hangisidir? A. Sıtma, B. Veba, C. Kolera. Ben de oyuncumuza teşekkür ediyorum. Gayet güzel anlattı. Yaklaşık 650 sene önce dedi. Dolayısıyla günümüzden geriye gittiğimde 1350-1370'ler olduğunu varsayıyorum. Yanılmıyorsam yüzyıl savaşlarında başlama tarihleri buna denk geliyordu. Sıtma ve kolera olmadığını düşünüyorum. Kara ölüm veya kara veba diye de geçen bu hastalık bence B veba şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bu cevap size 15 bin lira kazandırdı. Yeni üçlememiz 50 bin lira değerinde. Tamam mı, devam mı? Birazcık daha sanki şansım var gibi hissediyorum. Birazcık daha devam ederim. Devam etmek istiyorum. Peki, devam dediniz. Kerem Bey, 3 soru var şimdi sırada. Doğru cevap verirseniz 50 bin lira kazanacaksınız. 3 sorunun birinde Tufan Hoca'ya dönebilirsiniz. Gelsin 50 bin liralık üçlemenin ilk sorusu. Radyo istasyonlarının isimlerinde sıkça duyduğumuz FM ne anlama gelmektedir? A. Frekans mekaniği, B. Frekans marjı, C. Frekans modülasyonu. Frekans olduğunu tahmin ediyordum tabii ki. Tabii F ki. Kısmının. Frekans mekaniği değildir diye tahmin ediyorum. Frekans marjı, frekans modülasyonu. Aslında dedem de emekli asker benim. Biraz da teknik şeylere, elektronik vesaire, işte makina, öyle şeylere çok meraklıdır. Evdeki her şeyi de tahmin eder benim çocukluğumdan beri. Kombisinden çamaşır makinesine, benim oyuncaklarımı tahmin ederdi, her şeyi yapar. Evde de çeşitli radyoları var. Evin farklı farklı yerlerinde 7/24 hiç durmadan çalışan. Dolayısıyla küçükken hep bahsederdi. İşte bu uzun dalga, işte bu kısa dalga, işte bu burayı çekiyor, bu Avustralya'yı bak dinleyebiliyorsun buradan vesaire. Sürekli anlatırdı bana. Aslında çok iyi bilmem gereken bir şey. Keşke daha iyi dinleseydiniz dedenize. Maalesef. Hep de kulak... Kulağım kabartırmış anlattıklarında hep. Dinlerim onları dikkatli ama tam da emin olamadım. Ya riske etmeyeyim yine. Öyle duruyor. Joker kullanmak istiyorum Tufan Hocam'a döneceğim. Hocamıza soralım hangi şıkkı eler diye. 1988 yılında radyo prodüktörlüğünü kazanmıştım. Yani ön elemeyi kazanmıştım ve 3 ay kurs görmüştük. O zaman henüz FM kanalları yoktu. Sonradan çıktı. Onun uzun dalga, kısa dalga başka türlü bir taşıma sistemiyle gidiyordu. Aslında bizim aradığımız cevap radyonun orijinal sinyalinin taşıyıcı sinyale dönüştürülmesi meselesini arıyoruz cevabımızda. Ve bu B şıkkı değil, B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Frekans marjı değil. Açıkçası biraz daha rahatlattı beni o B şıkkın elenmesi. Mekanikten ziyade biraz daha radyo frekanslarını ayarlayan, modüle eden şey gibi hissediyorum. C frekans modülasyonu demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.
50 bin liralık üçlemede geldik ikinci soruya. Hangisi 10. yüzyıldan itibaren Avrupalıların Akdeniz'in doğu kıyılarındaki ülkelere verdikleri isimlerden biridir? A. Levant, B. Kolezyum, C. Alkazar. B. Kolezyum zaten Roma'da yapının adı. Önemli bir tarihi yapının adı, arena gibi. Alkazar'ı tam hatırlayamadım şu anda ne olduğunu. Genelde Doğu Akdeniz kıyısını, işte Suriye, Lübnan, Ürdün vesaire Mısır'a kadar olan, hatta zaman zaman Irak'ı da içine alan, bizim de Doğu Akdeniz, Güneydoğu bölgelerimizi içine alan verimli hilal dedikleri bir bölge var. Çok büyük tarihi hadiselerinde gerçekleştiği binlerce yıldır önemli bir tarihin yazıldığı bir bölge. Genelde buradan olan insanlar da Levanten derler. Ki İstanbul'da, İzmir'de de çok sık gelip gitmişlikleri vardır. Hala da bulunur belki. A. Levant demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Ve geldik artık 50 bin liralık soruya. Üçlemenin üçüncü sorusuna. Joker'iniz yok ama bence çok iyi yarışıyorsunuz. Bakalım. Bu parayı kazanabilirsiniz. Gelsin sorunuz. Bir asır kaç güne tekabül eder? A. 36.500. B. 36.525. C. 36.750. Bu eğer ezbere bilmiyorsanız açıkçası biraz zor bir soru. Kafadan hesaplamak gerekiyor. Bazen bu tür şeyleri aslında kendi kendime otobüste giderken veya trende giderken kafama takılır hesaplarım ama şu anda hatırlayamadım kaç olduğunu. Asır ne demek? Ha, gerçi yüz doğru, pardon, özür ya. Biraz matematik zayıflığına veriyorum bunu ama bir asır 100 sene, bir günde, bir yılda 365 gün. Dolayısıyla 36.500 demek istiyorum. Bir yıl ne kadar sürüyor? Bir yıl 365 gün, 6 saat aslında. Tabii o 6 saat hesabına giriyor mu burada? Bir gün kaç saat? Bir gün 24 saat. Soru ne? Bir asır kaç güne tekabül eder? O zaman? Yani 100 sene, her senede 365 gün var. 365 çarpı 100, 36.500 gün yapması lazım. Sadece o 6 saat hesabı, hani coğrafyada vardır ya, 365 gün 6 saattir bir yıl. Dolayısıyla Şubat ayı da 28-29 gün çeker 4 senede bir. Ama onun detayını sanki çok sorun içinde yer aldığını düşünmüyorum. Biz size tamı tamına bir asırın kaç güne tekabül ettiğini soruyoruz. O zaman bu durumda 36.500 A şıkkı demek istiyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorsunuz. Peki, o zaman bakacağız. Bir onayladınız. Asır. Bir saniye. A, onaylıyorum. Saattenmiş oldu. Tabii ki yani bir gün 24 saatse tamı tamına diyorum bir de. Yani bir yılın içinde saat, 365 gün 6 saat var. Bir asırın içinde kaç tane sene var? O sene sayısı kadar 6 saat var. 6 saat kaç güne tekabül ediyor diye hesap edip ondan sonra... Onu yapacaktım aslında ama... Niye hani yapmadın? Tam acaba bir asırda bir sene 365 gün, hani hesap öyle mi yapıldı? A şıkkına da hani geldi açıkçası, yanılıyor muyum dedim siz öyle sorunca da ama. Yani ciddi manada üzüldüm Kerem Bey. Yani ben de üzüldüm hakikaten ama heyecanınıza sağlık veriyorum. Sağlık olsun ama çok iyi bir yarışmacısınız. Ya o yüzden keşke buradan da 50 bin lirayı alıp gitmenizi isterdim ki bana göre 50 binin ötesini de görebilirdiniz. Vallahi keşke öyle olsaydı. Ben de istiyordum açıkçası 150 bin gerçekten sorularını ama. Sağlık olsun. Önemli olan burada yarışmak, sizinle öyle tanışmaktı benim için. Öyle. Heyecanınıza veriyoruz.
Ne yapalım? Nasip. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun. Kerem Alptekin. 3'te 3'e iyi ki katıldınız. Sağ olun. Teşekkürler. Ayşenur Demirci geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Merhabalar, ben Ayşenur Demirci, 26 yaşındayım. Aslen Eskişehirliyim, Ankara'da yaşıyorum. Dil ve konuşma terapistiyim. Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Dil ve konuşma terapisti. Evet. Ne yapar? Dil ve konuşma terapisti, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarında doğumdan ölüme kadar ihtiyacı olan her bireyle çalışan bir sağlık meslek grubu. Ne kadar önemli bir görev üstlenmişsiniz. Teşekkür ederiz. Genceciksiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, renk kattınız. Ayrıca çok da şıksınız. Çok teşekkür ederim. Sizin yanınıza yakışmak istedim. Tufan hocamın ve sizleri. Biz de mutlu olduk gelmiş olmanıza. Teşekkürler. Yarışmayla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Evde başarılı mıydınız? Evet, yani herkes gibi kendi koltuğumda çok başarılıydım. Tabii buranın atmosferi çok daha farklı. Böyle büyük konuşmak istemiyorum ama ben gönderdiğimiz enerjilerin bize aynı şekilde geri döndüğünü düşünerek böyle hep en güzelini yapacağım diye geldim. İnşallah en güzel şekilde yarışıp buradan o şekilde ayrılmak istiyorum. Aynı dilekleri paylaşıyoruz. Bakalım 3'te 3 koltuğunda nasıl bir performans sergileyeceksiniz? İyi şanslar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayşenur Demirci için 3'te 3 başlıyor. İçine kurt düştüğünü belirten kişi hangi duygu içinde olabilir? A. Pişmanlık. B. Kuşku. C. Heyecan. İçime kurt düşmeden bu soruya cevap vermek istiyorum. B. Kuşku. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Hangisi giysilerde iki parçayı birleştirmek için kullanılmaz? A. Cep. B. Fermuar. C. Çıt çıt. Fermuar ve çıt çıt iki parçayı birleştirir. A. Cep. Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemede üçüncü soruya geldik bile. Hangi kurgusal karakterin rengi yeşil değildir? A. Hulk. B. Shrek. C. King Kong. C. King Kong diyorum, onaylıyorum. Bakalım. Tebrik ederim. 3'te 3 yaptınız. 1000 lira sizin. Yeni üçlemenin değeri 5000 lira. Tamam mı? Devam mı? Devam. Devam. Deyime göre çocuklarının sevinçli günlerinde mutluluk duyan anne ve babanın ne gördükleri söylenir. A. Melanet. B. Mürvet. C. Metanet. B şıkkı mürvet diyorum ve onaylıyorum. Bakalım. Anne ve babanız henüz sizin mürüvvetinizi görmedi galiba, bahsetmediniz. Evliyim demeyi unuttun mu? Evet. Temmuz ayında evlendim. Aslında planlamıştım buraya geldiğimde kendimden hangi noktalarda bahsedeceğimi, onu atlamışım galiba. Temmuz ayında evlendim, mürüvvetimi gördüler. İnşallah burada da güzel bir başarı sağlarsam ikinci bir mürüvvet görmüş olurlar. Evet, iyi ki bahsettik, konu açıldı. Evet. Eşiniz de muhtemelen bekliyordur benden ne zaman bahsedecek evet, diye. Evet, evet, evet. Güzel. Evet, şimdi de 5000 liralık üçlemenin ikinci sorusunu soruyorum. Hangisi üniversitelerde profesörden önceki kariyer basamağında bulunan öğretim üyesidir? A. Doktor. B. Öğretim görevlisi. C. Doçent. Hayallerimden bir basamak. İnşallah hakkıyla o basamağa da ulaşmayı nasip eder Allah. C. Doçent diyorum. Onaylıyorum. Bakalım. Üç
üçlemenin üçüncü sorusuna geldik bile Tufan Hoca'dan. Henüz yardım almadınız hiç başladığınızdan beri. Evet, teması kuruyorum kendisiyle. Gelecek o sorularda. Bakalım, sıradaki sorunuzu okuyorum. Bekliyorum. Hangi kelimede yazım yanlışı yapılmıştır? A. Herkes. B. Bir şey. C. Hafriyat. Benim çok takıldığım noktalardan biri. Herkes doğru. Normalde herkes şeklinde yazılır yanlış olarak. Hafriyat da doğru. Ama bir şey yanlış. Çünkü şey her zaman ayrı yazılır. O yüzden B. Bir şey diyorum ve onaylıyorum. Bakalım. ₺5.000 kazandınız. Üçlemeniz böylelikle tamamlanmış oldu. Yeni üçlemenin değeri ₺15.000. Tamam mı, devam mı? Sizlerle bu güzel atmosferi paylaşmak istiyorum. O yüzden devam diyorum. Peki. Evet, yeni üçleme ₺15.000 değerinde dedik. Şimdi ilk sorunuzu okuyorum. Gizli Mabet, Pembe İncili Kaftan gibi hikayelerin sahibi ve edebiyatımızda kısa hikayeciliğin öncü isimlerinden olan yazar kimdir? A. Ömer Seyfettin. B. Refik Halit Karay. C. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bir fikrim var. Ömer Seyfettin olduğunu düşünüyorum ama emin değilim. O yüzden ben hocamıza danışmak istiyorum. Yardımlarını bekliyorum. Diyelim ve sözü bırakalım hocamıza. Evet, buradaki hikayecilerden bir diğeri Refik Halit Karay. Onun gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri hakikaten Türk hikayeciliğinde köşe taşları, muhakkak okunmasını da tavsiye ediyorum ve B şıkkını eliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Hocama yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Ben A şıkkı Ömer Seyfettin diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. ₺15.000 kaldı iki soru. İlk soruda jokerinizi kullandınız. Bundan sonra böyle bir hakkınız yok ama iyi gidiyorsunuz. Görelim soruyu. Amerika'nın dünyaca ünlü müzik ödülü Grammy hangisinin şeklindedir? A. Gitar. B. Mikrofon. C. Gramofon. Maalesef bunda net bir fikrim yok. Jokerimi kullanmakta biraz hızlı davrandım. Ama şöyle bir fikir yürüteceğim. Grammy dediğine göre gramofon da zaten yabancı bir sözcük. Gramofondan esinlenerek Grammy denilmiş olabileceğini düşünüyorum. Mikrofon ve gitar olduğunu düşünmüyorum. C gramofon. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Geldik ₺15.000'lık soruya. Üçlemenin üçüncü sorusu. Bakalım. Tarih sahnesinden gelecek. Çok güzel. İzleyelim. Tabii ki hemen. Doğduğumda kafam çok büyük ve şekilsizmiş. 4 yaşına kadar hiç konuşmamışım. Öğretmenlerim hazırladıkları raporda benim uyumsuz olduğumu, saçma hayaller kurduğumu falan anlatmışlar. Aslında çocukken beni biraz aptal sanıyorlarmış. Ama bu fazla uzun sürmedi. En fazla 20 yıl sonra dahi olduğumu ilan ettiler. Aslında bu ikisinin arasındaki tek fark dahiliğin sınırlarının olmasıdır. 4-5 yaşındayken babam bana bir pusula hediye etti. Basit, manyetik bir pusula. İbrenin hareketini görünce çok şaşırmıştım. Çünkü o güne kadar bir şeyin hareket edebilmesi için ona dokunmak gerektiğini sanıyordum. Ve o gün ilk defa dünyanın hareketinin altında çok büyük bir güç olduğunu anladım. Sandıklarının aksine insanların çok çalışıyordum. Fakat
olaylı öğrenciliğim yüzünden insanlar benim çok tembel ve ilgisiz olduğumu düşünüyorlardı. Ve maalesef insanların ön yargılarını yıkmak atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Ben bir Almanım. Katı, sert bir eğitimin içinden geldim. Ezber, ezber. Ezberlerden nefret ederim. Ha, bir de Nazilerden. İnsanların çoğu beni hayalperest sanıyordu. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama hayal gücü istediğiniz yere. Bana inanın. Işık, zaman ve uzay. İşte beni büyüleyen üç şey. Ve anlamaya çalıştığım. Anlamak deyince ilk eşim benim hep onu anlamadığımdan şikayet ederdi. Bazı erkekler kadınları anlamak için çalışırlar. Diğerleri de daha hafif, daha basit şeyler için kendilerini adarlar. Mesela izafiyet teorisi gibi. Ben öyle yaptım. İzafiyet teorisini buldum. Zaman, uzam ve hareket görelidir. Ve kütle enerjiye dönüşebilir. E eşittir mc kare. Bu eşitliği fiziğin bütün kanunlarını yeniden yazmak için kullandım ve yazdım. Ama bilmeden atom bombasının formülünü de yazmıştım. Atom bombası sadece Hiroşima'yı değil, beni de harap etti. Çünkü Almanların bir nükleer bomba imal etmesinden çekiniyordum. Ve bu yüzden Amerika'nın nükleer araştırmalar yapması için başkanı bizzat ben ikna ettim. Nereden bilebilirdim? İzafiyet teorisi tartışmaları halen sürüyordu. O yüzden bana Nobel'i fotoelektrik etkisi için verdiler. Aslında ben bütün ömrümün büyük çoğunluğunda tüm teorileri birleştiren birleşik bir alan teorisi bulmaya çalıştım. Evrenin sırlarını, evrenin sınırlarını ve her şeyin başlangıcını anlatan bir kuram. Her şeyin kuramı. Ama olmadı. Basit sorular soran, sormuş olan bir adam. Ve bu soruların cevaplarını beyin düşünce deneylerimde bulmaya çalıştığım, kurduğum hayaller içinde aradım. Şimdi sana basit bir soru. Ben kimim? Sanatçımız Sedat Demirsoy'a çok teşekkür ediyoruz. İzafiyet teorisini geliştiren 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüş bilim insanı kimdir? A. Isaac Newton. B. Albert Einstein. C. Nikola Tesla. Ben de sanatçımıza güzel performansından dolayı teşekkür ediyorum öncelikle. Zaten direkt görür görmez herkesin kafasında canlandı doğru ışık. B. Albert Einstein diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyor. Bakalım. Bu doğru cevapla 15 bin lira kazandınız. Yeni üçlememiz 50 bin lira değerinde. Tamam mı, devam mı? Şimdi kritik nokta benim için. Tabii buraya gelirken istişareler yapıyorum. Eşimle de konuştum. Dedi giderken hiçbir şeyimiz yoktu. O yüzden dedi sen eğlenmene bak, güzel vakit geçirmene bak. O yüzden ben Tufan hocamın da yardımlarını, çokça yardımlarını bekleyerek devam demek istiyorum. Güzel. Devam dediniz. Dördüncü üçlemeye başlıyoruz. 50 bin liralık sorular gelecek şimdi. İlki görelim. Hangisi bir kelimedeki harfleri değiştirerek yeni bir kelime elde etmek anlamına gelen anagrama bir örnek olamaz? A. Aliterasyon, rasyonalite. B. Enerjik, jenerik. C. Potansiyel, diferansiyel. Hemen ben bir şıklara bakacağım. Aliterasyon, rasyon. Alitem. Bakayım harfleri değiştirerek hece demiyor. O zaman A şıkkı değil. Enerjik. Bu da oluyor. Bir de buna bakalım. Bu da
potansiyel diferans. Pı yok zaten, o da yok. Bir daha bir kontrol ediyorum hızlıca. İterasyon. Cevap vermek istiyorum. C potansiyel diferansiyel. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet, 50 bin liralık üçlemede ikinci soru geliyor. Zerrin hangi rengin diğer adıdır? A. Haki, B. Pembe, C. Altın rengi. Zerrin takıyla alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Zerrin. Pembe olmadığını düşünüyorum açıkçası. Siz soruyu okuduğunuzda da aklıma direkt sarı, altın rengi gibi bir şey canlanmıştı. Sanıyorum altın rengi bu sorunun cevabı. Ben Tufan hocamı son soruya saklamak istiyorum. O yüzden ben altın rengi diyorum. C altın rengi. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet, güzel altın. Hocam sizi pamuklara sardık, sakladık. Üçüncü soruya. Bakalım yani inşallah bir imdat çubuğu oluruz burada. Bakalım, bakalım. Güzel. Şimdi size 50 bin liralık soruyu soracağım. Üstelik jokeriniz var. Siz bu işi yaparsınız gibi geliyor. İnşallah güçlerimizi birleştirerek. Bakalım, sorunuz gelsin. Dünyaca ünlü klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın ölmeden önceki son sözlerinin ne olduğu rivayet edilir. A. Komedi bitti. B. Kısa bir şarkı. C. Daha iyi duyuyorum. Evet, bunu duymamış olmak. Belki de duydum bir yerde okudum, hatırlamıyorum ama muhtemelen hatırlardım. Duymamış olmak, okumamış olmak üzdü. Nedense şimdi şarkı, besteci olduğu için kısa bir şarkı da demiş olabilir ama belki de o şaşırtmak için konulmuş bir şık olabilir. Komedi bitti ya da daha iyi duruyorum arasında kaldım. Çünkü genelde böyle belirli bir alanda çok ilerlemiş kişilerin nüktedanlığı, şaka yapmaları ya da bazı şeylerle dalga geçmeleri daha olası geliyor bana. Bilmiyorum, belki yanlış bir yorum yapıyorum. O yüzden ben A ve C arasında gidip geliyorum. Hocam ben sizin yardımınızı, bolca yardımlarınızı istiyorum. Bolca. Bolca. Yani o yüzden sana sakladım. Evet, doğru zaman. Meşhurların son sözleri hep etkileyici olmuştur her nedense. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın son sözü biliyorsunuz. Aleyküm selam. Ne kadar anlamlı değil mi? Çok. Beethoven'ın da son sözü daha iyi duyuyorum değildi. Ben C şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Evet. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi etkileyici, böyle her zaman Tufan hocamın söylediklerinin arka planını da okumaya çalışıyorum. Diğer yarışmacıları söylerken, izlerken de. Etkileyici olması belki hayatında, ya tam hayatını bilmiyorum açıkçası Beethoven'ın. O yüzden muhtemelen o da çok zorluklar yaşayarak buralara gelmiştir. Hayatını bir komedi olarak görüyor olabilir mi? Kısa bir şarkı. Komedi bitti, kısa bir şarkı. Hangisini söylemiş olsa etkileyici olurdu sizin için? Komedi bitti dese herhalde, kişinin kendi hayatı hakkında komedi demesi ve bitti demesi benim için daha etkileyici bir şey. Yani hani herkes kendi ömrünü ya da kendi yaşantısını kısa görür, daha gencim der ama komedi bitti sanki kendi hayatıyla da dalga geçiyor gibi. Ben galiba risk alacağım. Ve komedi bitti diyeceğim. A şıkkı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Hadi bakalım. Bu cevap size 50 bin lira kazandıracak mı? Çok mutlu oldum gerçekten. Son anda bir kırmızıya bulunur mu diye burası ama çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akıl yürütüyorsunuz. Zaten bilginize güveniyoruz.
Ama şansınız da yaver gidiyor bence. Evet, bence de. Harika. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. 50 bin lira kazandınız. 3'te 3 yaptınız. 50 bin lira da çok güzel. 150 bin lira çok güzel. Çok güzel. İşte burada riske bakacaksınız. Evet. Güzel bir değerlendirme yapın. Tamam evet. mı? Yoksa 150 bin lira için devam mı? Burada sizinle vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Ancak 50 bin lira şu an için benim için güzel bir ödül. Şansım yaver gitti. Daha çok yorum yapabileceğim konularda sorular geldi ama sonrası için hiçbir şey öngöremiyorum. Her soruda gönül ister ki Tufan Hocam'a şöyle bir dönüvereyim. O da beni düşündürüyor. O yüzden ben galiba tamam diyeceğim. Peki, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ayşenur Demirci, bir kere güler yüzünüzle, güzelliğinizle, şıklığınızla iyi ki katıldınız 3'te 3'e, bunu söylemek istiyorum. Ardından da 50 bin lira kazandınız, güle güle harcayın. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum her şey için. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Hasan Budak geliyor. Hoş geldiniz, buyurun. Hasan Bey, tanıyalım sizi. Merhabalar, Hasan Budak ben. 34 yaşındayım, evliyim. 2 çocuk sahibiyim, 2 tane kızım var. Maşallah. Adli tıp araştırma görevlisiyim. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde çalışıyorum. İhtisasımı bitirmek üzereyim. Aslen Sivaslıyım. Bu kadar. Ve yarışmamıza geldiniz. Evet, yani yarışmalar, bilgi yarışmaları oldum olası hep ilgimi çekmiştir. Hep katılmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Bugün katılırken neyi hedeflediniz? Açıkçası ekrandayken hedeflerim vardı ama buraya geldikten sonra yarışmış olmak bile benim için yeterli olacaktır. Umarım bildiğim yerlerden gelirse ilerleyebildiğim kadar ilerlemek isterim. Bakalım hangi başlıklar sizin şansınıza bugün karşınıza çıkacak? İyi şanslar diliyorum size. Teşekkür ederim. Hasan Budak için 3'te 3 başlıyor. Bir yola baş koymak nasıl bir tutumu ifade eder? A. inançlı, B. umursamaz, C. sinirli. A. inançlı diyorum, onaylıyorum. Bakalım. İkinci sorudayız. Hangisi hem bir mutfak aleti hem de yöresel danslarda müzik aleti olarak kullanılır? A. çatal, B. kaşık, C. oklava. B. kaşık demek istiyorum, onaylıyorum. Bakalım. Geldik üçlemenin 3. sorusuna. Bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü ve baskısı anlamında da kullanılan kelime hangisidir? A. propaganda, B. tolerans, C. hegemonya. Hegemonya bir kişinin ya da bir topluluğun başka bir kişi ya da topluluğa olan üstünlüğü, baskısı anlamındadır. C. hegemonya, onaylıyorum. Bakalım. Üç yaptınız. Tebrik ediyorum sizi. 1000 lira kazandınız. Yeni üçlemenin değeri 5000 lira. Tamam mı? Devam mı? Devam. Devam. Güzel. Evet, üçlemelerde biliyorsunuz bir kez Tufan Hoca'dan yardım alabilirsiniz. Şimdi ilk sorunuzu okuyorum. Otoyollarda gizli buzlanma tehlikesini gösteren tabelaların üzerinde hangisi vardır? A. kardan adam, B. kar tanesi, C. kar küresi. Kardan adam olmadığına eminim. Kar tanesi ile kar küresi arasındayım. Küre değildi ama sanki tek bir kar tanesini betimleyen bir işaretti, bir görseldi. B. kar tanesi. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Üçlemenin 2. sorusundayız.
mobilyadan havluya, pek çok eşyanın üretiminde kullanılan ve halk arasında Hint kamışı olarak da bilinen bitki hangisidir? A. Soya, B. Şeker kamışı, C. Bambu. Şıklara baktığımda bambu bana yakın geliyor. Bambu Asya'ya özgü bir bitki. Çok sert kabukları olduğunu biliyorum. Pandaların da yemeği çok sevdiği bir bitki olduğunu biliyorum. C. Bambu onaylıyorum. Bakalım. Bu soruya doğru cevap verirseniz üçleme tamamlanacak ve 5.000 lira kazanacaksınız. Hangi yemek adında geçen meyveyle yapılmaz? A. Şeftali kebabı, B. Portakallı ördek, C. Ayva dolması. Üç şık da bana çok uzak. Tufan hocamla da bugün hiç konuşamadık. Ben Tufan hocamdan yardım istiyorum. Hiç erediğiniz bir şık yok mu? Yani ayvadan dolma yapılması bana çok mantıklı gelmiyor. Şeftali kebabı da aynı uzaklıkta. Ben hocamdan en azından bir şık kelimesini isteyeceğim. Peki Tufan hocam ne dersiniz? Evet, mutfağa hiç girmediği belli. Artık alışsanız iyi olur yani. Şimdi iki tane de çocuk büyütüyorsunuz. Hanım bekler. Değil mi yani? B şıkkı portakal ördek şıkkını eliyorum sizin için. Teşekkürler hocam. Ayva dolması ve şeftali kebabı. Sever misiniz şeftali ya da ayva hiç? Yemişliğiniz var mı onların yemeklerine içinde oldu? Şeftali fobim var benim. Dokunamıyorum. Fobiniz. Evet. Eskiden bakamıyordum da. Yani çok kötü oluyordum gerçekten. Şimdi en azından bakabiliyorum. Benim yerime soyan birisi olursa da birkaç tane yiyebiliyorum. Peki nereden böyle bir fobi edinmişsiniz acaba? Yani muhtemelen erken çocukluk dönemi. Hani eğer bir analiz yapacak olursam eğer. Şeyi hatırlamıyorum. İlk olarak ne zaman şeftaliden huylanmaya başladığımı. Ama hani derime falan sürüldüğünde çok ciddi tepkiler verdiğimi hatırlıyorum. Ama diğer taraftan da adli tıp uzmanısınız. Yani hocam aslında bu kadar çok sevdiğim şeye dokunamam biraz ironi gibi geliyor ama böyle de bir durum var. En azından yol almışsınız. Birisi soyarsa biraz yiyebiliyorum diyorsunuz. Evet, kabukları soyarlar. Peki bu yemekler nasıl yapılabilir? Hayal etseniz acaba doğru cevabı bulabilir misiniz diye merak ettim. Yani ayvanın içi boşaltılarak dolma yapılabilir. Birçok meyvenin ya da bitkinin dolması yapılabiliyor. Şeftali kebabı belki kebaba tat versin diye şey yapılabilir, pişirilebilir ocakta. Ancak şeftali kebabı bana daha uzak geliyor. Net olarak bilmediğim bir soru, arada kaldım. Evet, süremiz işlemeye başladı. A şeftali kebabı diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Pekala. Son birkaç saniye kala A şıkkı şeftali kebabı dediniz. Onayladınız. Bakalım. Neden bu kadar beklediniz? Emin olamadım. Ama şu an üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Evet. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Üçte üç yaptınız, 5.000 lira kazandınız. Yeni üçlemenin değeri 15.000 lira. Tamam mı, devam mı? Devam. Devam. Evet, yeni üçlemeniz başlıyor. 15.000 lira değerinde. Tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glutenden uzak durmak ve diyet yapmak olan hastalığın adı nedir? A. Guatr, B. Dolama, C. Çölyak. Kendi alanımdan bir soru gelir de bilemezsem diye çok korkuyordum. Birçok arkadaşımla da
Bu konuda hemfikiriz. Ama çölyak burada çok net bir cevap. C, çölyak onaylıyorum. Bakalım. ...15.000 liraya kaldı iki soru. 19. yüzyılın sonlarında icat edilen ve üzerindeki delikler sayesinde film seyretmeye yarayan kutu biçimindeki alet hangisidir? A. Stetoskop, B. Kineteskop, C. Teleskop. Stetoskop dinleme amaçlı yine kullanılan, hekimlerin de muayene esnasında en çok kullandığı aletlerden bir tanesi. Teleskop genellikle gök cisimlerini izlemek için kullanılan bir aygıt. Kineteskop kalıyor burada arada. Film şeritlerinin de hareketli olduğunu düşündüğümüzde hareket eden bir nesneyi izlemek anlamına gelebileceğini düşünüyorum. Uyduruyor da olabilirim ama şık kineteskop diye düşünüyorum. B şıkkını onaylıyorum. Bakalım. ...15.000 liralık soruya geldik. Artık üçleme tamamlanacak. Üstelik joker hakkınız duruyor. Evet. Çok şanslısınız. Ve bu sorunuz tarih sahnesinden. Dedem İbrahim Ethem Efendi, Üsküdar Özbekler Tekkesi son şehidir. Babam milli mücadele döneminde birçok önemli devlet görevi almış bir devlet adamıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra Milletler Cemiyeti gözlemcisi ve büyükelçi olarak çalıştı. Babamın görevleri sayesinde Avrupa'daki başkentlerde bulunduk. Eğitimimi İsviçre, Paris ve Londra'da tamamladım. Babam Washington büyükelçisi olarak atandıktan sonra 1935 yılında Amerika'ya yerleştik. 14 yaşımda hayat çizgimi değiştiren hediyeyi annemden aldım. Cootie Williams'ın West End Blues albümü ve ses kaydedebilen bir plak çalar. Müziğe o kadar meraklıydım ki kaydediyor, abimle beraber dinliyordum. 16 yaşımda bir pop müziği uzmanı kadar bilgim, 18 yaşında binlerce plaklık bir koleksiyonum vardı. Müziğe olan ilgim bizi sürekli müzik ortamlarına itiyordu. Babamın vefatıyla ailem Türkiye'ye döndü. Ama abimle biz kaldık. Cebimizde 5 kuruş paramız yoktu. Ama bir hayalimiz vardı. New York'ta eski bir otelin bodrum katında, izbe bir ofiste geleceğin en büyük müzik firmalarından birini, Atlantic Records'u kurduk. Bunun için 10.000 dolar borç aldım. Ama bir gün çok kazanacağımı biliyordum. Caz müziğe çok meraklıydım. Siyahi sanatçılarla dostluğum vardı. Zaten ilk birkaç anlaşmayı da onlarla yaptık. Maalesef o dönemde siyahi sanatçıların plak şirketi bulması çok zordu. Ray Charles, Aretha Franklin gibi isimlerle sözleşme imzaladık. Birer efsaneye dönüşmeleri Atlantic Records sayesinde olmuştur. Sanatçılarımın sadece yapımcısı değil, akıl hocası, imaj danışmanı, müzik eleştirmeni ve can dostu oluyordu. İşte bu sayede birçok başarı peş peşe geldi. Steve Wonder, Rolling Stones, Led Zeppelin, akla gelebilecek birçok isimle çalıştım. Yazdım, besteledim, keşfettim. Tükenmek unutulmaktan iyidir. Peki sen beni hatırlıyor musun? The Rolling Stones, Led Zeppelin gibi efsane müzik gruplarının yanı sıra Eric Clapton, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi isimleri müzik dünyasına kazandıran Grammy ödüllü yapımcı kimdir? A. Kerem Görsev, B. Metin Bükey, C. Ahmet Ertegün. Bir fikrim var. Hikayesini bildiğim bir yapımcıydı. Ama buranın heyecanıyla hata yapmaktan da korkuyorum. Hangi şıkka yakınsınız? Ahmet Ertegün'e yakınım. Sayın hocamdan yardım talep edeceğim. Evet, doğru zaman. Üçlemenin 3. sorusu, jokeriniz var ve Tufan hocam,
Evet, ben Samanyolu şarkısını kazandıran Metin Bükey'i eliyorum. Metin Bükey 1997'de vefat ettiğinde yüzlerce film müziğinde arkasında bırakmıştı. Allah rahmet eylesin. Beş şıkkını eliyorum. Çok teşekkürler hocam. Kerem Görsev mi, Ahmet Ertegün mü? C. Ahmet Ertegün, onaylıyorum. Bakalım. Evet, 3'te 3 yaptınız ve 15 bin lira kazandınız. Şimdi 50 bin liralık üçleme sırada. Tamam mı, devam mı? Devam etmek istiyorum. Pekala. Evet, yeni üçlemenizi başlatıyorum. Bir joker hakkınız var. Gelsin ilk soru. Türk Dil Kurumu tarafından dikkat toplaşımı olarak adlandırılan Fransızca kökenli kelime hangisidir? A. Motivasyon. B. Konsantrasyon. C. Kondisyon. Motivasyon, bir kişinin bir işi yapması için duyduğu şevk, heyecan. Kondisyon, yani kişinin sahip olduğu fiziksel kapasite. Konsantrasyon, dikkat toplaşımının diğer tabiri, diğer şekilde söylemek gerekirse yoğunlaşma, bir konu üzerinde yoğunlaşma diyebiliriz. Konsantrasyon da yoğunlaşma anlamına geliyor. O kadar tane tane açıkladınız ki. B, konsantrasyon demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Elli bine kaldı iki soru. Evet. Hangisi insan vücudunda bulunan elementlerden biri değildir? A. Arsenik. B. Kurşun. C. Neon. Adli tıpta çalışan birisi olarak evet, rahat cevaplamanız lazım. Öyle mi acaba? Yani bunlar toksikoloji başta altında inceleniyor. Arsenik, kurşun, neon, üçü de zehirli maddeler. Tabii ki bir maddenin bir kişiyi zehirlemesi için belli dozlara ulaşması lazım. Aslında insan vücudunda bulunan her madde belli dozların üzerine çıktığında zehirleyici etki gösterebiliyor. Ancak insan vücudunda yani neon bir soy gaz. Kurşun, arsenik, kurşun bir ağır metal. Arsenik'in şu an formülünü hatırlayamadım. Arsenik bir bileşik. Yani insan vücudunda soy gaz olması bana çok mantıklı gelmedi. Neon şıkkına yakınım. Bence neon demek istiyorum. C şıkkını onaylıyor musunuz? Geçen iki soruda da çok net şekilde bilmeme rağmen cevap verdikten sonra kırmızı yanmasını bekledim. Bu şıkta da yine aynı tedirginliği yaşıyorum. Ben neon demek istiyorum. Onaylıyorum. Peki, onayladınız. Bakalım. Heyecanınız sanki arttı. Evet. Haklısınız çünkü bu soruya eğer doğru cevap verirseniz 50 bin lira kazanacaksınız. Bir yandan çekiniyorum ama bir yandan yine Tufan Hocam'a dönebilecek olmak beni rahatlatıyor. Kesinlikle. Bir şıkkı Tufan Hoca elerse %50 doğru cevabı bulma şansınız var. Görelim sorunuzu. Hangisi bir hayvan türü değildir? A. Güneş aslanı. B. Deniz şeytanı. C. Kitap kurdu. Şimdi kitap kurdu şıkkı orada çok dikkat çekici. İlk bakışta cevap buymuş gibi duruyor. Ancak böyle bir soruda bu kadar kolay bir cevap şıkkı olması da beni yine endişelendiriyor. Tufan Hocam bir şıkkı eledikten sonra düşünmek istiyorum. Peki. Hocam ne dersiniz? Yani kitap kurduğuna çok mu takıldınız? Çok mu kitap okuyorsunuz?
Yani çok aslında değil ama kitap okumayı aslında seven bir insanım. Kitap kurdu genelde kitap okumayı seven insanlığı için kullanılan bir tabirdir, onu biliyorum. Ancak hani bu şıklar arasında olması biraz garip geldi bana. Evet. Bu kadar kolay olmamalı. Var, var. Kitap kurdu diye bir şey var. Hele hele şu eski kitapları, onların da kağıtları muhtemelen çok lezzetlidir ya da daha az kimyasal bulaşmıştır ki kitap kurtları onu feci şekilde parçalıyorlar. Bu yüzden onun duası bile var. Ya, ya kebikeç. Ya, ya kebikeç diye duası da var onun. Ben C şıkkını ediyorum. Teşekkürler hocam. Yani deniz ile başlayan birçok hayvan var bildiğim. Ama deniz şeytanı hiç duymadım. Eğer çok nadiren olan bir hayvansa. Güneş aslanı duydunuz mu? Güneş aslanı biraz daha sıcak geliyor bana. Yani kulağıma çalınmış gibi. Yani iki şık arasında cevap vermem gerekirse deniz şeytanı diyebilirim. Cevabı verebilirsiniz. Açılana kadar kırmızı butona basma şansınız da var. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Tamam. Unutmayalım. Ona göre konsantre olun. A güneş aslanı mı, B deniz şeytanı mı? Yani bu soruda çekilebilirim. Ancak deniz şeytanı demezsem ve cevap o çıkarsa da pişman olacağımı biliyorum. Biraz benim için şu an sorular zor ilerliyor. Son kez şansımı denemek istiyorum. B deniz şeytanı. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet. Bunu aslında denemeseydim pişman olacaktım. Evet, evet, evet. Aslında kitap kurdu şıklar arasında belki en kolay anımsayacağınızdı. Sonra Tufan Hoca'ya dönecektiniz. O birini eleyecekti. Doğru cevabı bulacaktınız. Ben ilk soruyu okuduğumda gözümde bu canlandı ama sağlık olsun. Kısmetten öteye yol yok. Hasan Budak teşekkür, teşekkür ederiz geldiğiniz için yarışmamıza. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünlük vedalaşıyoruz. Genel kültürüne güvenen sevgili seyircilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz. 3te3.tv başvuru adresimiz. Lütfen not alın. Görüşünceye dek hoşçakalın.